Evet, aradan sonra devam ediyoruz. Bizim efsane ismimiz Mustafa Cumhur Ersever. Hangi ismi tercih ediyorsunuz daha çok? Ailede Yani Mustafa. içimden Mustafa dersin istiyorum. Hoşuma gidiyor yani. Güzel isim. Mustafa Ben de dersin. severim Mustafa Ama ismini. resmi adım da Cumhur yani. Cumhur. Böyle bir şey kullanım olmuş bizde. Ailede Mustafa mı Mustafa kullanıyorlar daha çok? kullanılıyor. Çanakkale herkes beni Mustafa bilir. Mustafa diye. Hatta ben ilkokula başladım. Ondan sonra işte orada resmi Cumhur Ersümer diyorlar. Ben etrafıma bakınıyorum. Kim Kim diye? bu diye. Yani o kadar yabancı olduğum bir isimdi. Neyse o ilkokul, ortaokul falan filan gene Çanakkale'de gene idare ettim. Fakat mesleğe başlayınca. Yani mübaşir anons ediyor ya duruşmalara çağırırken işte Cumhur Ersümer diye anons ediyor. Meslek camiasında Cumhur olduk. Böylece devam etti. Sonra siyasete İkisi başlayınca birlikte. hep resmi hatlar kullanıldı falan. Siz Cumhur'a kaç devam yıl etti. avukatlık yaptınız? Çünkü sonra siyaset hani böyle aktif olarak. Ben 75'te avukatlık stajı yaptım. 76'da fiili avukatlığa başladım. 87'ye kadar Çanakkale'de Yaptınız. avukatlık yaptım. Çanakkale'de. Çanakkale'de yaptım. Sonra siyasete Turgut Sonra Özal'la. işte 83'te aday oldum 83'te. Bilmiyorum sizin hatırlar mısınız, biliyor musunuz veya Biliyorum, yetiştim o ben dönemlere. herhalde ama herhalde Yok ya. ilkokulda falan. Şöyle oldu. İşte ben burada partiyi kurucular arasında oldum. Ondan sonra Yakın hissettiniz mi Turgut Özal'ın işte siyasi görüşlerini kendinize? Yani işin özü o zaten. Ne cezbetti sizi? Nasıl Ha ikna şu ettiler? cezbetti çünkü 80 dönemi çok baskılı bir dönemdi. Ben heyecanlı bir insanımdır. Yani böyle şeye düşkün bir insanımdır. Hürriyetine düşkün insanımdır. İstediğim gibi konuşmak isterim. Bu dönemde beni sıkıyor aslında. Doğrulara girmeyeceğim. Ondan sonra böyle o 80'den sonra yeni bir oluşum bana çok şey geldi. Yani cazip geldi açıkçası. Bir de ya Özal'ı tabii takip ediyoruz, tanıyoruz, biliyoruz. O da bir rahatlık verdi. Bizim o zamanki kurucumuz yani il başkanımız Hüseyin Ulaslan'dı. Biz ona aday yaptık. O ayrılınca ben il başkanı oldum. İşte aday görüşmelerine gittim rahmetliyle. Ondan sonra işte adaylarımız bunlar falan. Siz niye aday olmadınız dedi Cumhur Bey. Dedim ki yani ben daha çok gencim ya düşünebiliyor musun? Şimdi benim küçük oğlum 83'ün Mart doğumlu. Biz de bunu 83 senesinin Mayıs'ında konuşuyoruz. Yani Haziran'da konuşuyoruz her neyse yani. O kadar yeni başladığımız bir düzen içindeyiz falan. Daha önce de ben siyaset yapmadığım için. Ama genç bir ekip vardı hep o zaman benim de Evet. hatırladığım değil Evet. mi? Yani ben kendimi çok hazır hissetmedim demek yani. Ama o bana bir tane boş milletvekili müracaat formu imzalattı. Boş. Aklına takılmış. Yani hiç adım soyadım falan siz şuraya bir imzalayın dedi. İmzaladım bıraktım. Sonra Hüseyin Ulaş'ını veto ettiler. O zaman öyle modalar vardı. Yani işte kaşın üzerinde gözüm var diye konsey veto ediyordu insanları. Veto ettiler. Beni aradılar gelmek için. Aday olacak mısınız? Olurum ama dedim yani ben liste baş olmam lazım. Çanakkale merkezde yaşıyorum. Rahmetli aradı beni. Dedi ki liste başı yapalım. Tamam haklısınız. Mesleken, kariyer olarak, il merkezi falan ama veto olmayacağınızı bana garanti edebilir misiniz dedi. Eğer dedi veto olursanız bana bir milletvekiline mal olursunuz dedi. Öyle yani ve ikinci defa listede tamamlama imkanı yoktu. Yani beni biri alıp veto olursa birinci sıra boş girecek. Kimi çok ilde de olduğu Çanakkale'nin kaç milletvekili gibi. hakkı Dört. var? Gene aynı dört. Dört. Ondan sonra. Beni üçüncü sıra yazdılar. Sonra aradı beni yine rahmetli. Dedi ki hiç çekinme gelirsin. Çanakkale iyi gözüküyor. Çalış sen dedi. Ben de çalıştım. Çalıştım da 160 oy daha fazla alamadım. O seçimde 160 160 oy. öyle. Evet. Olacak şey değil yani. 160 öyle takıldım kaldım. Küsmediniz mi? Yok küsmem daha ıslandım bu sefer. Hani böyle geçici bir küslük Yok falan yok. hiçbir şey Yok olmadı. hiç olmadı. Daha da ıslandım. Zaten o da bana dedi ki bak bir daha seçimde geleceksin. Ben de Çanakkale'ye gelemedim dedi. O zaman MDP'den ki seçilen Gümrük Tekel Bakanı vardı. Ona işte ilk 18 Mart'ta dedi ki işte o bir şeyler söyleyince kızdı rahmetli. Dedi ki ya sen ne diyorsun dedi. Eğer ben Çanakkale'ye gelebilseydim senin yanında şimdi cumhur olacaktı dedi adamın yüzüne. Sonra da o beni hep milletvekiliymiş gibi kabul etti. Emin olun il başkanı döneminde de böyle en az bir milletvekili kadar Evet, o genel imzayı merkezden aldığı gün kabul kendisinden etmiş onu bence zaten. hep böyle büyük destek verdim.
saygı gördüm, saygı gördüm. Yani çok keyifli bir il başkanlığı yaptım burada. Sonraki seçimde zaten liste başı oldum ve 4-0 kazandık. Gittik Çanakkale'den, Allah'a şükürler olsun. Evet. Nasıl güzel. Böyle şimdi ben dağıldım, hep böyle dinleyeyim, hiç araya girmeyeyim istiyorum. Çünkü Cumhur Ersun'a gerçekten Türkiye'deki neredeyse değil mi? Birinci adam belli, ikinci adamlığa kadar çıktınız yani. Çok önemli. Vallahi Çanakkale için çok önemli. Bir başbakanlık, bir de cumhurbaşkanlığı kaldı benim hayatımda. Siyasi yani hayatımda yapmadım. Yani o partinin de Türkiye'nin de en önemli adamlarından birisiydiniz. Allah öyle nasip etti. En etkin, en yetkin Çanakkale'li üstelik. Ama hiç mütevaziliğinizi benim gözlemlediğim hiçbir zaman yitirmediniz. Çok üst makamlarda oldunuz. Çok ülkeler gezdiniz. Allah çok şükürler. Ünlü kişilerle belki karşılaştınız. Doğru. Siyasetçilerle bir araya geldiniz. Sizi en çok etkileyen yurt dışında siyasetçi kimdir? Öyleyse soruyorum. Şimdi daldan dala atlıyorum ben. Yani şimdi siyasetçiler biraz megaloman olur. Öyle kolay kolay kimseyi de beğenmezler. Kimseye de hayranlık duymazlar. Ben size açık bir de onu itiraf edeyim yani. Ne söylerlerse uydururlar o konuda. Eyvah. Tabii. Ama benim yani siyasetçi olsun veya olmasın tavırlarından, davranışlarından hayran olduğum insanlar oluyor. Yani bir bütün olarak gördüğünüz zaman hepimizin büyük kusurları var. Tabii. Ama çok net ifade ediyorum. Sevecenliğiyle, hoşgörüsüyle, hiç de siyasetçi gibi olmayan siyasetçi rahmetli olsun. Öyle mi? Yurt dışından, Türkiye'den oldu. Yani tabii Bülent Bey'i unutamam. Ben Bülent Bey'le de 2 sene yakın çalıştım. Zarafetini unutamam, kibarlığını unutamam. Gerçekten dört dörtlük bir devlet adamı, bilgili, görgülü, hoşgörülü. Yani bir insan, çok kibar, zarif bir insan. En keyifli bana, kabine hangisiydi? Sizin böyle çünkü koalisyonda oldunuz. Tabii. En keyifli yani, hangisiydi böyle uyumlu şimdi çalıştığınız? Tabii ki yani başbakanın kendi partisinden olduğunuz kabine keyifli oluyor. Ama yani mesela başbakan yardımcısı olarak atanmam için bir yani daha doğrusu ANAP'tan bir başbakanımız daha olsun diye bir yasa hazırlandı. O yasayı da bizim ANAP'tan bir arkadaşımız takip etti. Ve herkes diyordu ki yani bu yasa işte onun yasası, o başbakanımız da o olacak deniyordu. Mesut Bey de onu başbakanımız yapmaya karar vermişti. Hepimiz de bunu biliyorduk bakanlar kurulu üyesi olarak. Mesut Bey o arkadaşı başbakanımız olarak Bülent Bey'e götürdüğünde Bülent Bey diyor ki yok ben başbakanımız olarak bu arkadaşla çalışamam. Ondan sonra ne olacak? Cumhur Bey uygun görüyoruz diyorlar. Yani bakın beni tabii atayan Mesut Bey. Daha doğrusu partinin genel başkanı olarak ama farklı bir grupta. Bu benim için daha da önemli bir şey. Takdir yani Bülent Bey anlatırken hep bunlar aklıma geliyor. Yani yurt dışında mesela Amerikalı başkanların yani Amerika'nın politik düzenini beğeniyorum. Yani Amerika'da siyasetçilerin uzun yıllara yönelik planlamaların altında, değişmeyen politikaların şemsiyesi altında tartışılmaz bir gücü kullanmalarını anlıyorum. Yani Putin'le de çalıştım ben. Yani Putin'in başbakan olduğu dönemde ben Enerji Bakanı olarak görev yaptım. İşte yurt dışında hakikaten birçok liderle bir araya gelebilme imkanım oldu. Avrupa'da birçok liderle bir arada oldum. Yani belki bu lafım beğenilmeyebilir, ukaralık ediyor diye değerlendirilir ama ben de izin bırakan kimse olmadı. Açıkçası. Şu an kıyasladığınızda mesela nasıl görüyorsunuz Türkiye siyasetini? Kimle kıyaslayayım? Ben kendimle bile kıyaslamıyorum. Kendi döneminizde. Mesela ben mecliste sizin dönemlerinizde çok büyük nezaketsizlik yaşandığını çok hatırlamıyorum. Çok böyle fazla işte yumruklaşmalar olmuş muydu olmamış zannetmiyorum. Her zaman olmuştur da böyle bir çullanma tarzında yani böyle bir fikriyatın bir iddianın zorla kabul edilmesine yönelik kavga, kişisel bir takım şeyler nasıl oldu. Nasıl peki gelebildik o yola biz? Yani nerede hata yaptık? Kendinizi de biraz belki şimdi daha iyi görebiliyorsunuzdur. Tabii şöyle ben şimdi mecliste grup başkan vekili yaptım. Yani bir dönem Anavatan Partisi'nin grup başkan vekili. Grup başkan vekili demek hem kendi grubuna sahip olacaksın, kendi grubunun tavır ve davranışını organize edeceksin. Hem diğer gruplarla ilişkilerini sürdüreceksin. Ki o işi de hakikaten dört dörtlük yapmıştım. Yani biz o zaman muhalefetteydik.
İşte DSP ile beraber hareket ediyorduk falan. İşte o zaman DYP, Refah Yol Hükümeti başımızdaydı falan ama şunu ifade edeyim ben size. Kişisel kavgalara, gürültülere ben bir şey demem. Olabiliyor yani insan ama biraz önce ifade etmeye çalıştım. Bir fikri böyle kütlesel olarak, bir grup olarak, hayır siz bunu böyle düşüneceksiniz deyip çullanmayı anlayamıyorum. Hı hı. Mesela ben grup başkan vekiliyken o zaman genelde meclisi Kamer Genç yönetiyordu. Kamer Genç'le da hiç yıldızımız barışmıyordu. Akıl almaz kavgalarım olmuştur Kamer Genç'te. Bir gün bana o stenograflar var ya, onlardan biri geldi. Bir şey konuşmak istiyorum size. Ay Allah dedim, acaba nesi var bu arkadaşı falan dedim. Ben aldım odaya, makamı grup başkan vekili odasına. Dedi ki, sayın başkanım sizden ben bir şey rica etmeye geldim. Buyur canım. Ne olur dedi. Siz görmüyorsunuz halinizi dedi. Ayağa bir kalkıyorsunuz dedi. Yüzünüz kıpkırmızı dedi. Gözlerinizden ateş fışkırıyor dedi. Sesiniz titriyor. Biz korkuyoruz sizden dedi. Yani size bir şey olacak diye korkuyorum dedi. Yapmayın bunu ne olur dedi. Ne olacak dedi. Sonu nereye varacak ki zaten dedi falan. Allah Allah, ben bunu aldım yerleştirdim kafama. Ondan sonra böyle söz istediğim zaman veya bir şeye itiraz edeceğim. Tam yerimden kalkarken o stenografın sözleri geliyordu aklıma. Kendi kendimi sakinleştir. Sakin ol bak sonra. Dinlemişsiniz ama. Dinledim. Hakikaten dinledim. Çünkü çok içten bir şeydi. Mecliste bunlar oluyor. Yani benim söylemeye çalıştığım şey, kavgasız siyaset yapılmaz. Siyaset zaten bir meydan okumak. Yok yani bunun çözümü yok. Biz hep bu kavgaları görecek miyiz? Şöyle ama oransal olarak bakarsanız tamam mı? Mesela bizden daha çok kavga eden Gürcistan daha çok kavga ediyor. İşte Kore, Uzak Doğu bizden daha fazla. Yani Allah'tan Uzak Doğu sporlarına uzağız biz biraz. Demokrasinin kurallarının, yönetimlerinin, yöntemlerinin daha iyi yerleştiği, daha iyi özümsendiği meclislerde bu kavgalar olmuyor. Veya daha kibar oluyor. Üslup kavgalar oluyor. Yani Lotlar Kamerası'nda da kavga ediliyor. Fransa'da da kavga ediliyor mutlaka ama böyle birbirinin gırtlağına basıp yani öyle kavgalar olmuyor yani. Ben öyle yorumluyorum o işi. Şimdi mesela böyle televizyondan ben çok seviyorum Meclis TV'yi biraz seyretmeyi. Seyrederken ah ben orada olsam işte şöyle müdahale ederdim belki sakinleştirirdim falan aklınızdan geçiyor mu? Yaptım ben o işleri. Yani mesela sen delisin dedikleri şeyler yaşadım. Yani bir milletvekili bir bakanla konuşurken benim yanımda silahını çekti. Hakikaten yani. Böyle grup başkanı. Yok. Elini tuttum adam. İkisi de yaşıyor yani şu anda. Yaşıyor ikisi de şu an. Siyaset sert bir iştir yani. Böyle yapılıyor maalesef. Ya. Ben Çanakkale'de bileceğim. Ben Çanakkale'de mesela merkez köylerin birinde miting yapıyordum. Konuşuyorum böyle işte bir minibüsün üzerinden. Böyle bir köyde bir an elektrikler söndü. Çok da sert siyasetin olduğu bir dönemdi. Köyde elektrikler söndü. Bir grup köylerinde sopalarla bizim minibüsünü dedi. Ben silah çektim falan. Yani eyvah. Bunlar oluyor yani. Siyasetin bir tarafında bu var. Olmaması gerekir var ama biz daha da işte onu söylerim yani demokrasiyi daha içselleştirdikçe, daha özümledikçe, daha çağdaş usulleri Türkiye'de siyasette uygulamaya başladıkça ümit ederim bunlar yaşanacak. Ümitli misiniz gençlerden? Çok, bayılıyorum. Ya yani mesela hani onlarla konuşuyor musunuz? Yaşadığınız kötü ya da iyi tecrübeleri paylaşıyor musunuz? Çok, yani şöyle, ben şimdi tabii gençlerle konuşurken anlat baba heyecanlı oluyor yani. Çünkü hakikaten çok dolu dolu geçen, çok dolu dolu geçen bir hayatım var. Ama hep gençlerle çalışıyorum. Emin olun gençlerle bir araya gelmeye çalışıyorum. Şimdi benim bazı görevlerim var. Bir gün onları da anlatırım size. Gençlerle beraber oluyorum. Gençlerden hep bir şey almaya çalışıyorum. Yani böyle konferanslara falan mı gidiyorsunuz? Yok yani şey. Normal hazırlanan toplantılarda, onlarda. Aktif siyasetin bir ucunda değilsiniz şu anda değil mi? Vallahi siyasetin tam göbeğindeyim. Yani. Şöyle düşünün. Yani daha da aktif olacak mısınız anlamında olabilir diyorum. Olabilir tabii. Nasıl bir şeydir? Çok az kaldı. Ne zaman karar vereceksiniz? Sadece benim kararımla olan bir şey değil o biliyorsunuz yani. Oturup belli yerlerle kararlar alıyorsunuz. Belli şeyleri görmeniz gerekiyor karar almanız için. Ama siyasetten kopmak diye bir şey söz konusu değil. Hele benim gibi böyle küçük bir yerde siyaset yapıyorsanız.
Ama küçük yerden ne kadar büyük bir noktaya gitmişsiniz. Yani işte, o... bu Çanakkale'nin başarısı aslında. Hem Çanakkale'nin şehrin hem bir yetişen Çanakkale'nin başarısı. Ama ben seçilmeseydim hiçbiri olmazdı bundan. Yani Çanakkale'ler de beni başka adam yokmuş gibi. Ben bir hanedana mensup değilim ben. Ama yani... siz hiç Çanakkale'ye ihanet anlamında, doğru kelime midir bilmiyorum, ihanet etmediniz, yalnız bırakmadınız. Değil mi? Yok, Çanakkale çok fanatik siz... bir Çanakkale'yimdir. Çanakkale yalnız bıraktı mı sizi peki mesela, hani bu aktif siyasetten biraz uzaklaştığı zamanlar? Hiç öyle hissetmedim zamanlar. Ya. Hissetmedim. Aksine, bak aksine tabii bir kamuoyuna yansıyanlar var, bir yansımayanlar var. Hı-hı. Ben aksine seçilmedikten sonra Çanakkale'lerin daha büyük yakınlık gördüm. Halen öyle yaşıyorum yani. Müthiş böyle bir sevgi görüyorum, saygı görüyorum. Bir şey, titizlik görüyorum yani. Çanakkale'ler bana itina gösteriyorlar. Evet. O benim için çok önemli. Özenli böyle, evet, değil mi? Tutmaya, evet, çalışıyorlar. Evet. Ben de bahar aylarındaydı galiba, bir sergide karşılaşmıştık. Evet. Orada gözlemlemiştim. Evet. Ben de sizin yanına uzun ulaşmak için böyle bir çaba sarf ettim. Ama herkes aynı şekildeydi. O kadar özlemiş ki sizinle sohbet çok güzel ya. O her şeye değiyor. Yani. Değil her mi? Şeye değiyor. Yani. Ne güzel. Yani makamlar falan hepsi geliyor geçiyor. Zaten ben bunu çok ifade etmişimdir. Siyaset yaparken de hep onu söyledim. Yani ben eninde sonunda tilki... Kürtçü dükkanı müsaade, dönüp buraya geleceğim. Gelecek misiniz? Geleceğim, niye gelmiyorum? Bayılıyorum ben Çanakkale'ye. ben burada yaşayacağım. Burada yaşamak istiyorum. Burada yaşarken de herkesle iyi olmak istiyorum. Yani 30 senedir siz siyaset yapacaksınız. Ben bunu birkaç yerde ifade ettim. Hiç kimseyle küs değilim. Biraz önce gördün işte. Evet. CHP'lilerle işte beraberdik. Yani Tuncay Özkan vardı. İşte diğer sayın milletvekillerimiz vardı. Ay ne kadar güzeldi vardı. Yalnız kucaklaşmanız. Tabii ya. 40 çok yıllık güzeldi. Dostluklar bunlar yani. Ya hep böyle insanların, bizlerin özlediği şeyler, siyasetçiler tabii ki tartışsınlar, görüşleri çakışsın her neyse. Ama şu dışarıda kapının önünde kucaklaşmanız çok güzeldi. Bu işin bir insancıl yönü var. Evet. Bakın bunu hiçbir zaman kaybetmemek lazım. Şu an çünkü göremiyoruz o insancıl maalesef. Yönü maalesef göremiyoruz. Onu kaybetmemek lazım. Yani ben mesela partizanlık yapmadım. Hiç kimse çıkıp da Çanakkale diyemez ki ben A Parti'ydim, B, sen beni bu şuraya sürdün, sen benim şu hakkımı elimden aldın diyemez. Yapmadım Çanakkale'ye onu. Verdiğiniz en önemli katkı nedir diye düşünüyorsunuz bütün bu yaptığınız çalışmalar arasında, ki çok iziniz var Çanakkale'de. Ben kendim biliyorum, üniversiteyle ilgili çok çalışmalarınız var, katkınız. Ama bunu böyle herkesin gözüne soka soka yapmadınız çok tabii üzerine, ki. Yani o tarz meselesi. Çok üzerine durduğum şey ya, Çanakkale'de böyle bir ülkü beraberliği, bir fikri beraberlik olsun. Biz bir yere geldiğimiz zaman bir gücüz. Biz Çanakkale'liyiz falan. Böyle bir bilinç olsun diye çok uğraştım. Onu yerleştirmek için biraz üstten, biraz alttan, bazen sağdan, bazen soldan çeşitli enstrümanlar kullandım. Onu sağlamaya çalıştım. Bu Çanakkale'de var ama gösterilmeyen bir şey. Yani onu yapabilseydim çok mutlu olacaktım. Gösterebileceğimiz katkı ne var? Olmuyor. Yani o bizim yapımızdan kaynaklanan bir şey. Kimseye suçlayarak söylemiyor. Ama o Funda Özkan'ın yaptığı terbiyesizlik gibi bir şeyle katiyen kabul etmem. Yani. Peki. Öyle yani. Ben şimdi çok bencilim aslında. Neden bencilim? Hep böyle kendim sohbet edeyim, başkalarının sorularını almayayım istiyorum ama soru soranlar vardı. Hadi dedim kırmayayım ben onları. Sorayım. Aynen. Şöyle bir oldu. Peki, şöyle bir soru geldi. Diyor ki, bize iş ve siyaset hayatında sayısız gururlar yaşatan babamıza bunun sırrını sormayacağız. Bizim asıl merak ettiğimiz 40 yıla yaklaşan mutlu bir evliliği, birlikleriyi nasıl başardı ve bunun formülü. Şimdiden evlilik yıllarımız kutlarız, sevgilerimizle Deniz Cenk Ersümer. Nedir formülü mutlu evliliğin? Aynen. Zaten siyaseti bak, sormuyoruz diyor. Yani. Burada da rahat vermediler bana, görüyor musunuz? Ben ulaştım onlara, sağ olsun, onlar da hemen bana sorularını ilettiler. Tabii şöyle şimdi olay yani... Eşiniz bu siyasi yaşama nasıl katlandı bu zorlu sürece? Şöyle onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi benim tanıdığım iki tane siyasetçi eşi var. Biri anne, biri de eşim. Ay çok güzel. Şimdi annem düşünebiliyor musunuz? 32 yaşında dul kalıyor. Yani siyasette katlanabilecek en büyük cezalardan biri. Çok da ağır bir süreç yaşıyor. Üç tane çocuğu büyütüyor. Şimdi ben siyasete başladım. İşte seçim gezilerine falan gidiyoruz, geliyoruz. Geç geliyoruz, erken geliyoruz falan filan. Ben ofluyup püflüyorum. Beraber oturuyoruz o zaman annemle. Bir gün beni çekti kenara. Dedi ki ne oluyorsun dedi.
öyle dedi, yoruldum işte, acıktım bilmem ne oldu. Sen dedi böyle siyaset yapmaya can kurban dedi. Sabah çıkıyorsun dedi, bir araba geliyor dedi, alıyor seni evden dedi. Gidiyorsun, geziyorsun, geziyorsun dedi. Görüyoruz yediğin önünde, yemediğin arkanda dedi. Gelip bir dedi de burada dedi, şey yapıyorsun dedi. Taf yapıyorsun dedi. Anneye hiç makam ya. Geçmiyor değil mi? Makam ünvan. hiç geçmedi zaten hiçbir zaman. Allah'ı seveceğiz. Ondan sonra dedi ki bak ben sana bir şey söyleyeyim. Baban dedi seçim gezilerine gidiyor dedi. Atla gidiyorlar dedi. Bu atın üstünde dedi. Günlerce dolaşıyorlar dedi. Poposunda bu kadar yara oldu dedi. Biz zor tedavi ettik o yarayı dedi. Ne denir şimdi? Ne denir? Eşiniz de sizin böyle, o da mütevaziydi benim hatırladığım. Çok böyle değil mi, ön planda olmadı. Yok. Yanınızda oldu ama ön planda olmadı. Şimdi zaten şimdi annemle ilgili bölümü anlattıktan sonra şimdi ilgili bölümü ifade etmeye çalışacağım. İki çocuğu yalnız büyüten bir kadın düşün. Şimdi ben yeni seçilen milletvekilleri geldiği zaman meclise giderdim onların yanlarına. Kızım var, oğlum var. Oğlum var diye ne derdim ki? Oğlunu berbere götür. Ben hiç oğlanı berbere götürmedim. Yani. Ve o kadıncağızı veli toplantıları olurdu. Ben hiç iki çocuğumun da hiçbir veli toplantısına gidemedim. O kadıncağız o toplantılara gider, akşam gelir. İki gözü iki çeşme. Yani, tabii çok güzel şeyler söylemiyorlar. Yani bizim oğlanlar da kulakları için nasıl. her ikisi de yani hakikaten yaramazlar falan. Ondan sonra. Tabii bu süreçler esnasında hiç öyle öne çıkayım çabası içinde olmadı. Çocuklarla ama uğraşıyor zaten. Bir yandan uğraşıyor bir de yapı meselesi. Ama o zarif tavırlarıyla, o olgun tavırlarıyla emin olun Anavatan Partisi grubunun en sevilen eşiydi. Yani Semra Hanım'dan başlayıp Berna Hanım'la devam eden ve grubun içinde bakın hala devam ettiriyor. Yani benim, görüşüyorlar mı? Tabii. Akıl almaz bir şey. Ben hiç kimseyle görüşmüyorum. O hala o üç dönem milletvekili eşleriyle beraber. İşte çarşamba günleri şu grupla, perşembe günleri bu grupta. Benim grubun içinde yani Anavatan Partisi grubun içinde benim büyük bir desteğim vardı. Yani grup başkan günü seçiminde mesela birçok böyle ünlü adama rağmen seçildim. Anavatan Kongresi'nde ben Mesut Bey'den fazla oy aldım. Kongre birincisi oldum. Eşimin benim siyasi hayatımda hani böyle pasif güç derler ya müthiş bir gücü oldu. Müthiş bir desteğini destek gördüm. Olmuş. Bir de tabii paylaşma meselesi bu iş. Yani ben günün sonunda eve ne zaman gidersem gideyim, ne halde olursam olayım mutlaka beni karşılayan birisi oldu. Bir yaş oldu. Ne güzel. Hiçbir sabah halen devam eder. Hiçbir sabah maşallah. Benimle yani bana göz teması olmadan el sallamadan ayrılmaz bir gün. Ay Allah ayırmasın. Şimdi 16 Şubat 1972 tanıştığımız gün. 3 sene Çanakkale şartlarında flört ettik. Çanakkale şartlarında. Tabii o önemli bir şey yani 72'yi düşünün yani. Ondan sonra 2 senede işte sözlü nişanlı falan kaldı. Bayağı uzun süreç. Tabii. Neticede 72'den beri beraber. Benim için yani işte evlilik 77. Hı hı. 40 yıl ne oluyor? 72. Tabii 40 yılı geçtik bana göre. Geçmişsiniz. Geçtik. Yanlış yazmış çocuklar. Tabii canım. Onlar şeyi resmi tarih hesaplıyorlar da ondan. tabii oğullarım çok sevgiler. Yani onların artık asıl, güzel günlerini yakalıyorsunuz asıl, artık ama değil tabii mi? Tabii yakalıyorum. Asıl yani siyasette tabii şimdi baktığınız zaman benim yani çok cezbezeli günlerimiz de oldu işte biliyorsunuz yani. Yargılanmalar, istifalar, genç sorular, soruşturmalar. Şu anda yargılanma ile ilgili hiç sıkıntılar yok ama şu Türkiye gündemine baktığımızda her şey siz, çok kolay. Siz sonrasına bakın. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. O neyse ondan sonra bu çocuklar asıl çileye çektiler biliyor musunuz yani? Hele erkek çocuğu. Benle de paylaşamıyorlar bir takım şeyleri. Bütün gün anneyle aslında beraber. Aslında onların anılarını dinlemek lazım. Tabii onları dinlemek lazım. Siyasetçinin yani oğlu olmak onlar neleri diye gösterdiler. Onlar nelere muhatap oldular. Çok zor. Şimdi de çok sevdiğim iki kızım var. Ne güzel. İki de torunum i̇ki var de yine torun kız. Var. Müthiş. Torunları götürüyor musunuz? Erkek mi? Yok ikisi de kız. İkisi de kız mı? Hani berbere falan götürüyor musunuz acaba? Onları götüremez tabii. Ama mesela bu sabah işte onlarla kız çocuk da nasıl sevilir? Ne tatlı şeyler yani. Allah nazarından saklasın. Şimdi tabii bir soru daha vardı. Tekin sordu. Kalem gazetesi biliyorsunuz. Evet.
Gerçekten benim de çok dikkatimi çeken bir şey. Programın da sonlarına doğru geliyoruz. Siz siyasetteyken, aktif siyasetteyken bir hayli böyle daha kiloluydunuz. Doğru. Siyaset doğru. Biraz çabuk yaşlandırıyor insanı. Ama şimdi çok gençsiniz. Ya çok teşekkür ederim. Ya. Ne güzel yer. Tekin zaten bana onu geçenlerde bir ziyarete... Yok, bu gençsiniz kısmını ben ekledim. Nasıl ziyarete gittiğimi de söyledim. Şöyle, şimdi insanlar dönem dönem bazı şeyleri yaşıyorlar. Yani ben özellikle bakanlık dönemi, en büyük kilomu bakanlık döneminde aldım. Çünkü kendi programınıza hakim değilsiniz. Yani yılda 100 bin kilometre yol yapıyorsunuz. Yani bir gün Moskova'dasınız, ertesi gün Washington'dasınız falan, böyle bir turlar içindesiniz. Yemekler uçakta yeniliyor, içiliyor falan. Yani güzelsiz. Kendinize bakamıyorsunuz. Onu unutacaksınız. Bakabilenler vardı. Ben beceremedim o işi. Şimdi yargılama esnasında da çok kilo aldım. Şimdi Haziran ayında bitecekti duruşmalar. Öyle gözüküyordu. Dedim ki ben yani zaten abdestimden şüphem yok. Ama ben buradan işte böyle çıktığım zaman çok iyi görünmem lazım falan diye böyle bilhassa onu hedefleyerek motive ettiniz kendinizi. O dönemde belli kilolar verdim. Spor? Sporu hiç bırakmadım. Hı. Yani size şaka gelir. Yani ben 30 yıldır her sabah yürürüm. Hı. Çanakkale'de de görenlere vardır. Ankara'da hiç bırakmam. Çok sert olunca evde bir yürüme bandım var, orada yürüyorum. Kaç kilometre her gün? 6 kilometre, 5 kilometre. Bir saat yürüyorum. Yani ben şimdi çıktığım yerden saat tutarım, yarım saat dönüyorum. Şimdi mesela Çanakkale'deki turumu size anlatayım. Benim hastanem önünde biliyorsunuz, oradan çıkıyorum. Kordon tarihiyle giriyorum. Emekli Bahçesi'nin yanından Feyzi Paşa'ya giriyorum. Feyzi Paşa, Kuyu Sokak falan, oradan böyle tur atıyorum, yukarı çarşıya çıkıyorum. Rahat yürüyebiliyor musunuz görenler falan? Erken çıkıyorum. Ama nasıl nostaljik, nasıl bir keyif biliyor musunuz? Ben Çanakkale eve biliyorum. Şimdi mesela Tekin'in o gazetenin bulunduğu hanım sokaktan geçerken şu evde şu oturuyordu, bu evde bu oturuyordu, şurada da şu vardı falan, öyle dolaşıyorum. Çok çok haz duyuyorum. Çanakkale'de yürüyüşün bana katkısı da bir de o oluyor. Yani böyle nostaljik takılıyorum. Ama yürüyüş önemli ve yalnız yürürüm ben. Hep yalnız yürüdüm. O iki şey var. Bir, tabii ki sağlığınızı muhafaza ediyorsunuz. O taze oksijen vücudunuza giriyor. Bir de terapi gibi geliyor bana. Kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Dün ne yaptım? Bugün ne olacak? Yarın ne yapacağım? Ben o bir saati de öyle değerlendiremiyorum. Geride düşünerek. Ama bir yandan da tabii ki işte kilomu muhafaza ediyorum. Tabii yani yediğimi içtiğime de dikkat ediyorum. Yani yoksa öyle bırakırsanız. Şey programı gibi oldu. Diyet programı gibi oldu. Yapalım onu da. Hay. Güzel. Bir, o kadar birkaç örnek diyetlerim var yani. Onları anlatırım. Peki yeni başlayacak olan siyasetçilere hani böyle klasik sorulardan en önemli öğüdünüz nedir? Çalışsınlar. Şimdi kendileri için mi çalışsınlar? Yok, çalışsınlar yani. Ama kendileri için ama ülke için artık tabii ki siyasetçi ülkesi şey için çalışırsa başarılı olur. Şimdi ben seçilip gittim. Akabinde merkez kararı seçildim gider gitmez. Akabinde genel başkanımız oldum. Şimdi tabii benden önce dönem gelenler de vardı falan. Orhan Ergüzel, hiç unutmuyorum. Sağ olsa kulaklığı için nasıl vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Beni bir gün kenara çekti. Dedi ya senin ne özelliğin var Allah aşkına dedi. Kasaba avukatı dedi. Çanakkale gibi yer. Aynen öyle. Kızmış. Çanakkale gibi ya, küçük yerden seçildin geldin buraya dedi. Gelir gelmez merkez karara girdin. Gelir gelmez genel başkan yardımcısı oldun. Nasıl oluyor bu iş ya dedi. Oğlum bozuldum ben, biliyor musun? Canım da sıkıldı. Etrafta da insanlar var. Dedim ki Orhan abi, ben gene abi diyorum. Orhan abi bak, benim dedim 3 tane özelliğim var. 1, çok çalışırım. 2, çok sadıkımdır dedim. Çok vefalıyımdır dedim. Bunlar yetiyor dedim, insanın dedim siyasette başarılı olması için falan dedim. Hakikaten siyaset yani... Biz öyle gördük. Yani ben olaylı siyasetçiyim ya. Zaten siyasette mektebi falan da yok. Ben size söyleyeyim yani. Ne öğrenirseniz içinde öğrendiğiniz bir siyaset. En ama, önemli öğretmeniniz Turgut Özal mıydı? Tabii ondan başladık. Ama tabii ki onun dışında ben Çanakkale'deki yerel siyasetçilerden. Yani öyle bir şeyim var benim. Yani herkesten bir şey almaya çalışan bir yapım var yani. Destek gördüğünüz zaman saygı duyuyorsunuz. Saygı duyduğunuz zaman algılıyorsunuz, güveniyorsunuz, inanıyorsunuz. Tabii ki yani önemli şeyler. Bir soru daha sorayım. Tüm bu yaşadığınız üzüntü kısımlarını diyorum. Üzüntü kısımlarını atmada size en önemli destek neydi? Kimdiler zaten arkadaşlarınız, aileniz ama tabii başta nasıl onları atmayı, ekart etmeyi başardınız? Bakın
Bu tabii şey bir şey, yani ruhsal bir şey bu. İnsanın beyinsel bir şey. Şöyle düşünün, ben hiçbir şeyi üzerime kondurmadım. Hiçbir gün, hala da öyle. Ve hiçbir hakkımdaki iddiayı, bir söylenti içselleştirmedim. Şimdi yargılanıyorken emin olun ben orada Mustafa Cumhurbaşkanı'nın avukatı gibi yargılandım. Yani bu kadar önemli ki insanın bunu hissedebilmesi. Hı hı. Bunun altında yatan sebep kendine güvendir. Allah'ınıza inanıyorsunuz, kendinize güven. Çünkü çok yalnızsınız orada. Orada hiç kimse yok. Çok acı. İyi ama yani gerçek. Siyaset yapıyorken de bunları akılda tutacaksınız yani, bu iş böyle. Buna rağmen devam siyasete. Tabii. Yani şöyle bir şey yapmak için bir tane sebep vardır. Yapmamak için bin tane sebep vardır. Eğer ben şimdi siyaset yapmayacak olsam size burada niye yapmadığımı bir sürü örneklerle anlatırım. Ama niye siyaset yaptığımı veya diyen olursa, imkan bulursam niye yine aktif siyaset yapacağımı söyledim. Yani tek bir tane sebep var. Ben bu işi seviyorum. Yani ben vatandaşla bir araya olmaktan, vatandaşın herhangi bir derdine merhem olmaktan daha büyük yukarı çıkalım. Ben şimdi Bakü Ceyhan'ın altında imzası olan bir insanım. Yani Türkiye'ye işte yılda 16 milyar metreküp gaz getiren Azeri gazının altında imza olan insan. Mavi akımdan gazı getiren insan. Türkiye'ye ben 60 milyar metreküp gaz getirme imkanı sağlamış bir insanım. 5200 megawattlık bir santralı Türkiye'nin cebinden 1 lira çıkmadan bakan olduğuma bana önerilen şey 8 saatlik elektrik kesintisiydi. Ben Türkiye'de fazla elektrik ürettin diye, fazla gaz getirdin diye yargılanan bir insanım. Yani bu iş böyle oluyor yani. Ben bundan çok haz duyuyorum. Yine çok şey yapılır Türkiye'de. Yani peki bu termik santraller olmadan da bir çözüm var mıdır? Özellikle mesela Çanakkale için. Ya Çanakkale sanki şey gibi, cezalı gibi. Yani 14 tane termik santralı müracaatını içinde bulunduran bir il yani. İl maalesef. Yani böyle bir şey olmaz. Yani buna ne Allah ne kul müsaade etmez. Ne yasa müsaade eder. Ne efendim şey. Yani böyle bir yük yüklenmez bir ile. Böyle şey olmaz canım. Yer mi yok yani? Duyan geliyor buraya, böyle şey olur mu yani? Beğeniyorlar Çanakkale'yi. Anladım şaka ama gibi. Yani ya Çanakkale'liler bu işte ciddi direnç gösteriyorlar. Hepsini de destekliyorum. Ara konuşuyorum da kendileriyle. Bu işin peşini bırakmamamız lazım. Yani işte Çanakkale, her il Çanakkale kadar bu işe katlansın. Ama yani Çanakkale'nin ne doğasını, ne bu haldeki yapısını, yani zorunu, bu insan aklını şeyin ilin coğrafyasını, ters, ilin insanını zorlayan bir şey yani. Bir hücum ya, böyle şey olmaz. İnşallah yapılmaz. İnşallah. Çok keyifliydi. Keşke vallahi böyle çok daha anlatacağım şeyler vardı. Evet, aile hikayeleri çok vallahi güzel zaten. Aa, daha neler vardı ama neyse. Devam ederiz gene. Devamı diyorlar ya arkası yer. Sonraki program. Belki onu şöyle görürüz. Seçimlere doğru filan sizden sürpriz bazı kararlar çıkarsa. Ben hiç siyaset programı yapmadım ama sizin için yaparım. Olur, hayır. Ben de memnuniyetle katılırım. Yani olsa da katılırım, olmasa da katılırım. Siz şey yapmayın. Ben de çok az duydum. Gerçekten böyle kendimi çok böyle yakınımın evinde baş başa sohbet ediyormuş gibi algıladım. Bu şeyiniz için de, yaklaşımınız için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Beni Çanakkale'lere bir başka yönümle gene ulaştırdınız. Ben sevgili hemşehrilerime de çok teşekkür ederim. Yani ben onlarla beraber olmaktan az diyorum. Ne güzel, onlar da çok seviyorlar sizi. Şimdi gerçekten programı dinlediklerinde, izlediklerinde de çok mutlu olacaklar. Çok güzel geri dönüşler olacağını da biliyorum ben. İnşallah. Ailenizle ilgili anlattıklarınız çok güzel. Yani göç edenlere öyle diyeyim artık, mekanları cennet olsun inşallah. Çok güzel anılar bırakmışlar sizlere. Bu anıları hep birlikte yaşatalım. İnşallah. Yazalım. Siz de yazın. Yazıyorum ben de işte, diyor umuda gelmedim daha. Şimdi not alma safhasındayım. Bence yazın. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabileceğimiz en i̇nşallah. Güzel bizlerden izler zaten i̇nşallah. Bunlar. İnşallah. Teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Ben size teşekkür ediyorum. Beni ağırladığınız için. Her çok zaman. Sağ olun. Başarılar sağ diliyorum. Teşekkür ederim. Kent Söyleşileri bugünlük sona erdi. Biraz böyle uzun tuttuk ama anılara doyamadık. Gerçekten Mustafa Cumhur Ersümer'i ağırladık. Haftaya tekrar görüşelim. Hoşçakalın.
Thank you.